Saygıdeğer izleyiciler, kıymetli takipçilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Öncelikle yaşamın bütün güzelliklerinin sizlerle birlikte olmasını diliyoruz. Salgın sebebiyle sosyal medya aracılığıyla gerçekleştireceğimiz yayınımızla evlerinizde konuk olarak programımızla sizlere coşkulu ve neşeli anlar yaşatmaya çalışacağız. Umarız beğenirsiniz. Çoğunuz bizleri yani Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadın Korosu'nu ister konser ister sosyal medyadan izlemiş, takip etmişsinizdir. Konserler, festivaller, provalar, söz müzik derken bugün kuruluşumuzun tam 5. yılındayız. Sanatla uyanmak, sanat üretmek, sanat icra etmek emek ister, yaratıcılık ister, yetenek ister, bilgi de ister ama en önemlisi yürek ister. Bizler bugün koro arkadaşlarımızla birlikte bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yola geçmişten aldığımız asil geleneğimizin devamlılığı, korunması ve yaşatılması gayesiyle çıktık. Onlar ki bin atlılarla bu coğrafyayı gönülleri fethederek güzellik, sanat, medeniyet, şehirleşme, kalkınma sağlayarak çocuklar gibi şen ve çağ uygarlıkla meydan okudular. Öyle bir medeniyet ki asırlar geçse dahi izleri, etkisi, varlığı günümüze kadar ulaştı. Böyle bir medeniyetin varisleri olarak atalarımızdan aldığımız ve kutsal bellediğimiz estetik değerlerimizin yaşatmaya çalışıyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bu çerçevede Türk kültürünü yaşatmak, tanıtmak, geliştirmek, insanlık adına güzel şeyler bırakmak adına şartlarımız amatör olsa da profesyonelce iş çıkarmak hedefiyle koromuzun çalışmalarını 5 yıl önce başlattık ve biz bir aile olduk. Her alanda çalışan iş kadını, ev kadını birbirinin desteğiyle toplumda kadının korunumunun güçlenmesi için el ele verip kendilerini değerli hissetmeleri için mücadele verdik. Bugün sizler için sunacağımız programımızı geçmişten günümüze kadar 2015-2020 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların anlarını Sinevizyon gösterimiz aracılığıyla sunmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra kurumumuzun işbirliği yapan kurum ve kuruluş ile birlikte tebrik mesajlarını dinleyeceksiniz. Devamında da mutlu günümüzde sizler için hazırlamış olduğumuz Uşak makamında potpourimizi sunmaya çalışacağız. Öncelikle bu yayının gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen ve ülkemizin diğer mensuplarından ayrımcılık yapmadan Priştine Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bugünlere gelmemiz ve biriken kültürel faaliyetlerimizin gün yüzüne çıkması, yeni projelerimizin gerçekleşmesini teşvik olan en büyük destekçimiz, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesi altında çalışmalarını sürdüren Kosova Yunus Emre Enstitülerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Sayın izleyiciler, gelin başarılarımızı daha yakından tanımak amacıyla hazırlamış olduğumuz Sinevizyon programımızı hep beraber izleyelim. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadın Korosu, koro şefi Sevin Baki Brveniku'nun 5 yıl önce bir arkadaş sohbeti ortamında gelen ısrar üzere konu tartışılır. Bu konunun önemini ciddiyetle ele alan ve her zaman hayali bir koro şefi olmak olan Sevin Baki, çalışmalarını 15 kişiyle başlatır. Mekan tesisi sorunu gündeme gelince Priştine Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü Merkezi'ne başvuruda bulunulur. Alınan olumlu cevabın ardından koroya saz üyeleri Utta İlir Burveniku ve Bendir'de Erdoğan Ömer de katılınca 2015 yılının Ekim ayında kurs olarak çalışmalarını Priştine Yunus Emre Enstitüsü'nde başlatır. Çalışmalar haftada bir yürütülür. Kaydını yaptırmak üzere korodaki üye sayısı 22'ye çıkar. Ses ve müzik makamlarına göre repertuar seçimi müzik hocası Üstad İlir Burveniku tarafından desteklenerek her şeyin daha iyi olması için özen gösterilir. Her yıl yaz aylarında koro çalışmalarına mola verilmekte. Yeni dönem repertuar seçimi bu dönemde yapılmaktadır. Şimdiye kadar Hicaz, Hüzzam, Rast, Uşşak, Kürdül-i Hicazkar makamlarında şarkı ve türküler okunmuş, Türkçeyi seven, Türkçeyi bilen Kosova Türk kadınlarının yanı sıra bu çalışmalara Türkçe ve Türk kültürüne tutkun Kosovalı Arnavut kadınlar da katılım sağlamışlardır. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadın Korosu son 5 yıl içerisinde başta bireysel koro ve müzik odaklı çalışmalar olduğu gibi
enstitü düzeyinde etkinlik sürdüren diğer şehirlerdeki korolarla işbirliği içerisinde Prizren, İpek, Lipyan, Priştine gibi şehirlerde ortaklaşa konserler de düzenlemiştir. Atatürk'ün ölüm yıldönümü anma törenlerinde atamızın sevdiği parçalar söylenmiş, Gerçek Kültür Sanat Spor Derneği'nin 65. yıldönüm konserine de katılım sağlamıştır. 23 Nisan Türklerin Milli Bayram konserlerinde de yer almıştır. Bunun yanı sıra 2019 yılı Makedonya Üsküp konseri, 2019-2020 yıllarındaki 2 yıl ard arda Kalkan Delen Gurgurisa Festivali'ne iştirak edilmiştir. RTK yılbaşı özel programları çekimleri yapılmış, koro tanıtım videoları çekilmiştir. Dere Geliyor Dere adlı Türk kültürünü tanıtan klip çalışması gerçekleştirilmiş, 2 CD olmak üzere biri Rumeli türküleri, diğeri de Türkiye'nin bilinen sevilen parçalarında oluşan potpourri ile halkımıza dağıtılan CD albüm projesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kardeş derneklerimizle işbirliği etkinlikleri çerçevesinde Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınları Korosu'nun düzenlediği programlarda yer alınmıştır. Bunun yanı sıra kültürel mirasımızın korunması çalışmaları ve bu konuya gösterdiğimiz özel hassasiyet çerçevesinde türkülerimizde kullanılan saz eşliğinde ister enstrümanlarımıza, koro üyelerinin kostümleri, eski Osmanlı motiflerinin kullanımına özen gösterilmiştir. Mekan olarak da Türk kültürü mirasına ait Priştine Etnoloji Müzesi'nde ilk koro klibi projesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Koro kuruluşundan bu yana yürüttüğü azimli çalışmalar ve verdiği mücadele sayesinde Kültür Bakanlığı'nın desteğini sağlamayı başarmış, bunun yanı sıra Priştine Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Kosova Hükümeti İnsan Hakları Dairesi, Yunus Emre Enstitüsü ve 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu'ndan son klip çalışması için sağladığı desteklerle beraber kardeş derneklerin işbirliği olanakları sayesinde bütün bu etkinlikleri gerçekleştirmeyi başarmıştır. Aynı azimle çalışmalarını sürdürmeye kararlı olan Kosova Sesi Türk Müziği Kadın Korosu, geleceğe dair hayallerinden biri Türkiye'de belediyeler arası düzenlenen festivallere iştirak etmek ve dernek korolarıyla buraları ziyaret etmektir. Umarız koromuz bu hayali ileride gerçekleştirecektir. Koromuz bugüne kadar bireysel çalışmalar olduğu gibi çok sayıda etkinliği sürdürdüğü işbirliği etkinlikleri sayesinde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bunlar arasında öne çıkan faaliyetlerimiz, korolar arası yürüttüğümüz ortaklaşa etkinlik ve konserlerimizdir. İpek şehrinde İpek Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle çalışmalarını sürdüren Nemide Begol yönetimindeki İpek Kadınlar Korosu ve Priştine'nin Nazliye Sadiko yönetimindeki Necmiye Pagaruşa koroları bunlardan biridir. Kendileriyle birlikte çok sayıda ortaklaşa konser ve festivallere katılım sağlanmıştır. Birsen Gota Başkanlığındaki Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği'nin Ata Kadınları Korosu ve bir dönem Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği'nde Kadınlar Korosu'nu yöneten Reşit İsmet ile de çok güzel etkinlikler gerçekleştirme imkanları olmuş ve aynı sahnede ortaklaşa müzik performansı sergileme mutluluğu yaşanmıştır. Priştine'nin köklü kuruluşlarından biri Gerçek Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin Kadınlar Kolu Başkanı Sayın Işık Kaytazi ve üyeleriyle birçok program ortaklaşa yapılmış, Priştine Mitrovica Üsküp gibi konserlerde ortak başarılara imza atılmıştır. Aynı zamanda KDTP Priştine Şubesi Kadın Kolu Başkanı Meral Türbedar Aygün ile görüşmelerin yanı sıra her zaman esirgemedikleri destekleriyle yanlarında olmuşlardır. Bütün bu çalışmalar yanı sıra koro ailesi olarak yolculukları ve gerçekleştirdiği ziyaretler olmuştur. Gilan'daki Fidan Türk Arnavut Kadınlar Derneği'ne, Prizren Orkide Kadınlar Derneği'ne, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği'nin örgütlediği Drinsa Kadın Mağdurları Derneklerini ziyaretlerimiz ve kendileriyle görüşmeler gerçekleşmiştir. Koro aynı zamanda davet edilen bütün etkinliklere katılım sağlamış, bireysel programlarıyla bu etkinliklere katkısını esirgememiştir. Bu vesileyle ayrıca bütün bu etkinliklere haberleriyle yer ayıran Kosova Radyo Televizyonu'na ve Kosova Port medyalarına da teşekkürü borç biliriz. Müziğinin tanıtımı.
tanıtımı, korunması ve kadınlarımızın birbirinin desteği ile güçlendirilmesi için el ele verip Türk müziğini seven, ayrımcılık yapmadan genç kızlarımızla, kadınlarımıza kapımız her zaman açıktır. Biz memuruz. Ben hukukçuyum. Ben hemşireyim. Biz anaokul eğitimcisiyiz. Ben gazeteciyim. Biz ev hanımıyız. Biz de kuaförüz. Yeteneğimizi sergilemek için buradayız. Kültürel değerlerimizi benimsediğimiz için. Mutlu olmak için. Kendimi değerli hissetmek için. Birbirimizi desteklemek için. Biz gençler. Biz kadınlar hep beraber şarkılardayız. Amanım aman aman zamanım zaman zaman gezirdüğüne zaman yar elendi. Amanım aman aman zamanım zaman zaman gezirdüğüne zaman yar elendi. Amanım aman aman. Sinevizyon çalışmamızı izlediniz. Sırada Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Sayın Mehmet Ülker konuşması var. Bir daha huzurunuzda bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor. Bizler için yapmış olduğu konuşmasını dinliyoruz. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu çalışmalarını Prişine Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde sürdürmekte. Birçok başarılı çalışmalara imza atmaktadır. 5. yılını kutlayan Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu'nun daha nice başarılara imza atacağına olan inancım tamdır. Bu anlamda Prişine Yunus Emre Enstitüsü'nün bu alanlarında yoğunlukla çalışmalarını sürdüren Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu'nun yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinlik yaptığını biliyor. Yeni etkinliklere imza atacağını atmaya hazır olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmaları yürüten koro şefi Sevim Baki Birnevikü'ye, koronun tüm üyelerine ve koroya çalgı aletleriyle destek veren İlir Birnevikü'ye, Erdoğan Ömer'e ve diğer adını sayamadığım tüm sanatçılara teşekkür ve takdirlerimi iletmek istiyorum. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu bu arada Yunus Emre Enstitümüze ve şahsıma çok güzel bir hediye göndermiş. 5. yıl anısına gönderdikleri bu hediye bizim için de gerçekten çok anlamlı ve çok özel. Bu anlamlı ve özel hediyeyi sizle paylaşmadan edemeyeceğim. Bu hediye Prişine Saat Kulesi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında medeniyet birikiminin önemli göstergelerinden biri olan bu hediye bizi çok mutlu etti. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu'na teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu'nun Türk kültür ve sanatının yaşaması ve yaşatılmasına sağladığı katkılardan mutluluk duyacağız. Yunus Emre Enstitüsü'nün sizin eviniz olmaya devam edeceğini ve çalışmalarda yanınızda olacağımızı bildirmek istiyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yüzlerce çiçek var, gül başkadır. Binlerce insan var, dost başkadır. 5 yıl süresince kurum ve kuruluşlarla işbirlik yanı sıra çok dostluklarımız oldu. Bu defa işbirlikçilerimiz bizi unutmamış, tebrik mesajları yanı sıra anılarımızdan söz etmişler. Dinleyelim. Merhabalar, ben Işık Kaykazi. Gerçek Derneği Kadın Dayanışma Kolu Başkanıyım. Öncelikle Kosova'nın Sesi Kadın Korosu'ndaki tüm sevgili arkadaşlarımı ve başkanları Sevim Hanım'ı jübileleri ve başarılı çalışmalar nedeniyle en içten dileklerimle kutlarım. Biz iki dernek olarak birbirimize devamlı desteklerimizi sunarak çok güzel çalışmalara imza attık. İki kadın derneğinin birlikte çalışmasının en güzel örneklerini oluşturduk. Kosova içinde ve dışında birçok festival ve konsere katılarak çevremizden çok büyük takdir ve başarı topladık. Bundan sonra da derneğimizle birlikte koronun çalışmalarını birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Ve bu yönde çok güzel çalışmalar, yeni projelere adım atacağımızı biliyorum. Kosova'nın Sesi Kadın Korosu şimdiye kadarki tüm çalışmalarıyla Kosova içinde bir ilki gerçekleştirerek çok güzel başarılar elde etti. Ben de kendilerini bu yönde
derneğim adına ve ismim adına kutlarım ve başarının devamını dilerim. İnşallah bu jübilelerinden sonra da başarıları katlanarak çok daha güzel işlere ve konserlere yürürler ve birlikte güzel işler başarırlar. Tekrar kendilerine bu güzel başarıları ve bize verdikleri güzel fırsat için teşekkür ederim. Ben Kosova Gelen Fidan Türk Arnavut Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Osmani. Bu güzel günde Sevim Hanım'a ve Kosova Kadınlar Korosu Derneği'nin üyelerinin hepsine selamlarımı yolluyorum. Tek dileğimiz inşallah bu sürecin hayırlı bir şekilde bitmesi ve yeniden bir araya gelmek. O güzel toplantılarımızı, söyleşilerimizi yapmak. Hatırlıyorum da sevgili dernek üyelerimiz, sizlerle kaynaşmamız, iki dernek olarak Gilan Fidan Derneği ve Kosova Türk Kadınlar Korosu Derneği Sevim Hanım'ın yönetiminde, başkanlığında çok güzel bir gezide tanışmıştık sizlerle. Türkiye'mizi adım adım Safranbolu, Amasra gezdik oralarını. Güzel günlerdi. İnşallah o güzel günler yeniden yaşanmasın. Tüm kalbimizle arzu ediyoruz. Sizleri çok 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 seviyoruz. Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği, Ata Kadınlar Korosu ve şahsi adıma Kosova'nın Sesi Kadınlar Korosu'nun 5. yıl dönümünü kutluyorum. Nice nice başarılara ulaşmalarını ve uzun ömürlü olmasını diliyorum. Bu koronun başında önderliğini yapan ünlü ses sanatçımız Sevim Baki'yi de bu girişiminden dolayı çok çok tebrik ederim. Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği, Ata Kadınları Korosu, Prizren'den, Priştine'den Kosova'nın Sesi Kadınlar Korosu, ayrıca Priştine ve Gilan'dan Arnavut Kadınlar Korolarıyla birlikte biz Yunus Emre'nin katkılarıyla birkaç yıldır bir sürü konserler düzenledik. İnşallah Covid'den sonra da her şey normale dönüşür. Biz yine bu konserleri düzenlemeye devam edeceğiz ve Kosova'daki kardeşlik birliğinin simgesini yaşatacağız. Merhaba Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu. Merhaba adı geçen koronun şefi ve yöneticisi Sayın Sevim Baki Burveniku. Kuruluşunuzdan bu yana sizleri çeşitli konserlerde, çeşitli festivallerde takip ediyorum ve izliyorum. Geçtiğiniz bu zaman diliminde Türk müziğine ve repertuar belirlemekte çok başarılı oldunuz. Bu arada tüm maddi ve manevi zorluklara rağmen elde ettiğiniz başarılar takdire şayandır. Bu başarılarla ve bu tempoyla devam edeceğinize hiç şüphem yoktur. Ben Doğru Yol Kadınlar Korosu şefi ve yöneticisi olarak sizlerle her zaman işbirliği yaptığımız gibi bundan böyle de işbirliği yapmaya, ortak projelerde yer almaya, ortaklaşa konserler düzenlemeye hazırım ve böyle ortaklaşa etkinliklerden mutluluk duyarım. Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadınlar Korosu hanımefendilerine, değerli ses sanatçısı Sayın Sevim Baki Brveniku'ya, kendi adıma ve Doğru Yol Kadınlar Korosu grubu adına 5. yıl dönümümüzü kutlar, başarılar diler ve daha nice jübileler ve başarılar elde etmenizi diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Përshëndetje nga kori në Gjmije Pagarusha. Ju urojmë vitin jubilar korit Zëri i Kosovës në ndërheqjen e zonjës Sevim Baki. Ajo që dua të theksoj, duke pasur parasysh pandemin, është sepse bashkëpunimet tona në të kaluarën tash dhe shpresoj edhe në të ardhmen gjithmonë janë të mirë se ardhura. Pra,
Kjo është ajo që kori zëri Kosovës dhe kori Nëzhmije Pagarusha gjithmonë do t'jenë aty ku është e nevojshme. Njëkohësisht, për gjithë këtë bashkëpunim, falenderoj qendrën Institutin Junës Emre, i cili na e mundëson dhe na përkra në këtë rrugëtim. Për që t'i ruajmë vlerat e artit dhe të kulturës në Kosovë, ku jemi të populluar me të gjitha komunitetet, atëherë vërtet është një punë e mrekullueshme. Urime dhe gëzuar po ashtu antarëve të korit Zëri i Kosovës dhe antarëve të korit Nëzhmije Pagarusha. Herkese kucak dolusu selamlar. Ben Meral Türbedar Aygün. Bir süre öncesine kadar Gerçek Derneği'nin ilk kadın kolları başkanı iken şu anda KDTP çatısı altında kadın kolları başkanlığı yapıyorum. Kosova'da kadın dayanışması nerede var? Ben hep orada olmaya, hem cinslerime her konuda yardım etmeye çalıştım. Şimdi de öğrendim ki Kosova'nın Sesi Kadın Korosu'nun 5. yıl jübilesi varmış. Tabii ki bu duruma kayıtsız kalamazdım. Kendim de bir süre koro ekibinin bir parçası olduğum için koroyu, projelerini ve konserlerini hep takip ettim. Başta koro başkanı Sevim Baki Brvenik olmak üzere güzeller güzeli hanımlık timsali bütün kadınlarımızın bu 5. yıl jübilesini kutluyorum. Her zaman güzel işler yapıp gönüllerde taht kurdular. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar. Yayınımızı Kosova'nın Sesi Türk Müziği Kadın Korosu'ndan bugün için hazırlamış olduğumuz potporimizle tamamlıyoruz. Bizi destekleyen, mesaj gönderen, yanımızda olan bütün ekibimize, tek tek çok değerli koro ve müzisyen arkadaşlarıma ve özellikle bizi yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz varız, buradayız. Ulvi medeniyet çınarının kökleriyiz, sesiyiz. Vardık, hep var olacağız. Yankı, yankı, yankılanacağız. Kosova Ovası'nda dalga dalga, Türkçe, Türkçe. Öyle yankılanacağız ki her daim hoş bir sada yadigar kalacak bu gök kubede. Güzelliğin medeniyetiydik. Her daim güzelliğin mirasçıları olarak bu güzellikleri yansıtmaya sürdüreceğiz. Rumeli'ye, Kosova'mıza güzellikler bırakmaya devam edeceğiz. Sizinleyiz, sizler de bizlerle olduğunuz için müteşekkiriz. Dostluğumuz, varlığımız baki olsun. Yeah.
Sandık sandık var.